arkadaşlar. Sorular çok olunca böyle tanıtımı da böyle sıkışık tepişik yapmak zorunda kaldım. Bir arkadaşımız demiş ki, Asım arkadaşımız, tulum bot kask tanıtımı yapar mısınız demiş. Bizde tulum bulunmuyor arkadaşlar. O yüzden kask ve mont önerisi yapacağım. Bunlar da hani spor modeller için olacak. İlk önce Marush'un 999 RS modelini tanıtacağım. Fiber kompozit özelliklerini zaten biliyorsunuz. Ön havalandırma kanalı var. Üst havalandırma kanalları var. Böyle karbon bir yapısı olduğu için gerçekten dayanıklı bir kask. Zaten Marush'inleri biliyorsunuzdur. Üst havalandırma kanalları elle idare edilebiliyor. Arka havalandırma, hava çıkış kanalı var. Ve ECE 2205 sertifikası var. 1100 gram. Oldukça hafif bir kask. Marush'inleri zaten biliyorsunuz. Önde kademeli olarak açılan bir tane cam var. Geniş bakış açısı var. Pedleri çıkartılabiliyor. Burunluğu var. Çene pedi var. Gerçekten iyi şekillendirilmiş. Alt boyun pedleri de var. Ve double D bir bağlantısı var. Hemen kafama giyerek göstereyim bunu. Bir önerim daha olacak tabii ki. Şöyle. Biraz daha farklı bir kask şey yapayım. Çünkü nasıl bir şey istediğini bilemiyorum arkadaşın. Hani spor make-up nasıl bir şey kullandığını bilmiyorum. Onu belirtmemiş Asım arkadaş. Onun için bir kask önerisi daha yapayım. X-Lite 702 GT modeli bu. Biliyorsunuz Nola'nın bir üretimi. Her tarafında havalandırma kanalı var. Özellikle şu hemen kaskın cam üstünde. Hemen onun bir üst tarafında havalandırma kanalı var. Ön tarafında çift havalandırma kanalı var. Bakış açısı gayet mükemmel yapılmış. Ön hava çıkış kanalları var. Ve bu camınızın buğulanmasını engellediğini biliyorsunuz. Bu vizörlü bir model. Şöyle göstereyim yandan. Şöyle vizörünü görüyorsunuz. Kafama giyip de göstereceğim zaten. Ön şurada yanlarında da hava çıkış hava giriş kanalları var. Ve küçük bir tane çene pedi var. Double D bir bağlantısı var. Mükemmel yapılmış. Boyun pedleri var. İç pedleri çıkartılabiliyor. Havalandırması gerçekten çok iyi. Ve alt tarafında sarsıntıyı engelleyebilecek gibi bir tane plastik bir parça eklenmiş. Arka hava çıkış kanallarını görüyorsunuz zaten. Bu bu 1390 gramlık bir kask. Ve hani gerçekten iyi bir kask ve fiyatı 420 euro. Bunun açıklama kısmında tüm bilgilerini yazıyorum zaten. Gerçekten iyi bir kask. İster hani biraz daha spor veya biraz daha böyle touring naked tarzı bir şey alacaksan X-Lite 702 GT'yi tercih edebilirsin. Bir de bot önerisi istemişsin. Ucuzdan pahalıya iki tane seçenek var elimde. Rockwell'in bu botu spor ve touring, enduro her şeye uyabilecek gibi bir şey. Bir bot. Ön tarafında büyük bir cırcırtı var. Körük mekanizması var. Vites desteği var. Yan taraflarında özel korumaları var. Yan tarafında bir cırcırtı ve bir fermuar var. Açılmasın ve işte yağmur girmesin diye de bir tane daha ek yer var. Ayağınızı terletmeyecek bir model. Terlediğinde de çabuk kurumasını sağlayacaktır. Burun koruması var, bilek korumaları var ve topuk koruması var. Benzin, mazot ve yağda kaymaması için de alt tabanı özel yapılmış. Rockwell'in bu botu 500 liralık bir model. Daytona'nın bir botu var. Daytona botu da daha pahalı. Linklerini de paylaşacağım ve fiyatlarını yazacağım. Önü yine cırt cırtlı. Vites koruması var, burun koruması sert, bilek korumaları var. Bu biraz daha kısa tabii ondan. Topuk koruması var ve alt tarafında yine kaymamasını sağlayabilecek gibi özel bir tabana sahip. Bu delikli bir yapısından dolayı hani kışın belki biraz daha su geçirebilir ama slider korumaları var. Bu spor için biraz daha uygun gibi görünüyor bana. Arka tarafında da şöyle tutma yeri var. Ayağınızdan çıkmaması için de dili bunun iç tarafına yapışık yapılıyor. Fakat Daytona bunda çok fazla bu hani
kökeninden yapışık bunun. Rock Band'de öyle bir şey yok. Bunun zaten bir dili yok ve yan tarafında özellikle su geçirmesin diye bir ek bir parçası var. Seçim tamamen sana ait Asım. Ben sadece örnekleri sundum. Hani tulum olmadığı için de onu paylaşamadım. Hepinize iyi sunuşlar.